Avrasya gündeminden merhaba sevgili seyirciler. Bugün 2 Mayıs 2024 Perşembe. Dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarından ötürü yargılanması için yeni bir adım attı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına Türkiye'nin müdahil olacağını açıkladı. Peki sürecin ayrıntıları neler? Davada son durum ne? Uluslararası Adalet Divanı'nın yetkileri neler? Kararları bağlayıcı mı? İşte tüm bu sorulara yanıt arayacağız birazdan. Yıllardır Filistin'in halkının yanında olan Ankara, işte bu desteğini sadece söylemleriyle değil, eylemleriyle de ortaya koyuyor. Türkiye, Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran ülke konumunda. Peki başka neler yaptı, aktaracağız. Gazze'de yaşanan acı dünyanın gözü önünde halen devam ediyor. Sevgili seyirciler, katliam 7. ayını doldurmak üzere. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversitelerde Gazze için destek gösterileri dalga dalga yayılıyor. Kaliforniya Üniversitesi'nde İsrail yanlıları Filistin destekçisi öğrencilere saldırdı. Gelişmeleri aktaracağız. Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'le diplomatik ilişkilerini bugünden itibaren keseceğini duyurdu. Filistin ölürse insanlık da ölür dedi. ABD şu anda tarihin yanlış tarafında tek başına duran bir firavun durumunda. Bu ifadede Amerikalı eski yöneticilere, yetkililere ait. Washington'ın İsrail'e desteğine tepkiler giderek artıyor. Dünyadan yükselen o seslere de kulak vereceğiz bugün. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Özbekistan'da Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'na katıldı. Azerbaycan'da Türk Devletleri Ekonomi Forumu düzenleniyor. Kazakistan Devlet Kanalı Türkçe yayınları başlatıyor. Turan Film Festivali İzmir'de başlıyor. Türkiye'nin görsel, işitsel hafızası Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT 60. yaşını Ankara'da özel bir programla kutladı. İşte Türkiye'den, Türk dünyasından son gelişmeleri de canlı bağlantılarla ekranlarınıza getireceğiz. Başlıyoruz. İsrail'in Gazze şeridindeki katliamın 7. ayını doldurmak üzere İsrail ordusunun saldırılarında 34.565'ten fazla Filistinli katledildi. İsrail 7 Ekim'den sonra ilk kez Gazze şeridine insani yardımların girişini artırmak için Erez sınır kapısını açtığını duyurdu. Türkiye olarak Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya müdahil olmaya karar verdik. Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya müdahil olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi müracaatın Uluslararası Adalet Divanı'na yapılacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Filistin'e destek hareketinin merkezi haline gelen Kolombiya Üniversitesi'ne yapılan baskında polis 300 kişiyi gözaltına aldı. Öğrencilere sert müdahalede bulunan polis Gazze dayanışma kampını dağıttı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversitelerde Gazze için destek gösterileri dalga dalga yayılıyor. Kaliforniya Üniversitesi'nde İsrail yanlıları Filistin destekçisi öğrencilere saldırdı. Güney Florida Üniversitesi de polisin göz yaşartıcı gazla müdahalesine sahne oldu. Maryland Üniversitesi'ndeki polis baskını sırasında havaya ateş açıldığı ortaya çıktı. Dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerde Gazze'ye destek gösterileri düzenleniyor. İngiltere, İspanya, Kanada ve Venezuela'da öğrenciler İsrail'in Gazze'deki katliamına tepki göstermek için meydanlara çıktı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'e diplomatik ilişkilerini bugünden itibaren keseceğini duyurdu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında halka seslenen Petro, Filistin ölürse insanlık da ölür ifadelerini kullandı. Dünyanın birçok yerine düzenlenen 1 Mayıs gösterilerinde de Filistin'e destek mesajları verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan temasları kapsamında 3. Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'nun açılışına katıldı. Ekonomik ilişkilerde başarının siyasi iradeye ve politikalardaki netliğe bağlı olduğunu söyledi. Özbekistan'da da bu özelliklerin ikisinin de bulunduğunu vurguladı. Bilgi ve birikimini sorumlu, tarafsız, ilkeli habercilik anlayışıyla 60 yıldır vatandaşlarımıza sunan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Çağdaş, sayısal yayıncılığın gerektirdiği tüm yeni olanakları yetkin bir biçimde kullanan, güçlü ve etkili bir kurumsal yapıya sahip TRT, yayıncılık alanında ulaştığı seviyeyle bizleri gururlandırmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı gönderdi. Erdoğan mesajda, TRT yayıncılık alanında ulaştığı seviyeyle bizleri gururlandırmaktadır dedi. Gelişmeler böyle, ayrıntıları paylaşacağız sizinle. Sevgili seyirciler, Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail'e Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya müdahil olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi müracaatın Uluslararası Adalet Divanı'na yapılacağını söyledi.
Türkiye olarak Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya müdahil olmaya karar verdik. Bu adımla Uluslararası Adalet Divanı önündeki sürecin doğru yönde ilerlemesini temenni ediyoruz. Türkiye, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarından ötürü yargılanması için yeni bir adım attı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına Türkiye'nin müdahil olacağını açıkladı. Sürecin ayrıntılarını anlattı. Esasen ifade ettiğim gibi bu başvurumuza yönelik çalışmalarımız çok uzun süredir devam etmekteydi. Biz bundan sonra bu siyasi karar Cumhurbaşkanımız tarafından alındıktan sonra ve şu anda bütün dünyaya duyurulduktan sonra hukuki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Bu esnada bütün dost ve müttefik ülkelerle bu konuda daha fazla ne yapılabilir, daha fazla hangi ülkeler başvuruda bulunabilir, onun çalışması içerisinde olmaya devam edeceğiz. Çalışmamızın hukuki metni tamamlandığı zaman da alınmış olan bu siyasi kararı fiiliyata geçirmek için resmi müracaatımızı Uluslararası Adalet Divanı'na yapacağız. Fidan kararı Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile Ankara'da gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında duyurdu. Davaya daha fazla ülkenin müdahil olması gerektiğini vurguladı. Uluslararası toplum olarak sistemli bir şekilde, aktif bir şekilde dur dememiz gerekiyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları vicdanlarda yargılanmakta ve mahkum edilmektedir. Şüphesiz bu saldırıların hukuki düzlemde de yargılanması gerekmektedir. Türkiye'nin divan şartının 63. maddesine dayanarak başvurması bekleniyor. Başvuru kabul edilirse Türkiye, soykırım sözleşmesinin nasıl yorumlanması gerektiğine ilişkin beyanda bulunabilecek. Sevgili seyirciler, İsrail Gazze'deki katliamları sebebiyle uluslararası yargı önünde Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 29 Aralık'ta açtığı soykırım davası Uluslararası Adalet Divanı'nda esastan görüşülüyor. İşte Türkiye'nin bu davaya müdahil olma kararını açıklamasının ardından gözler yeniden davaya çevrildi. İşte davada son duruma ilişkin haberimiz. İsrail'in Gazze'deki katliamları üzerine harekete geçildi. Güney Afrika Cumhuriyeti 29 Aralık'ta Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine dava açtı. İsrail'in hukuksuz eylemleri 84 sayfalık dosyada tek tek sunuldu. Gazze'deki katliamlar soykırım olarak nitelendirildi. Dava 1948 soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin soykırım sözleşmesi uyarınca açıldı. Yargılama süreci 11 Ocak'ta başladı. Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'i soykırım sözleşmesini 3 şekilde ihlal etmekle suçladı. 9 maddelik ihtiyati tedbir talebi iletildi. İlk duruşmanın tamamlanmasının ardından tarafların beyanları ve delilleri incelendi. Divan 26 Ocak'taki ikinci duruşmada ilk kararını verdi. Davaya ilişkin esas karar verilene kadar İsrail'in katliamlarını durdurması için ihtiyati tedbir kararı alındı. İsrail'in soykırım sözleşmesinin ikinci maddesinde tanımlanan fiillerin işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına hükmedildi. İnsani yardımların kesintisiz bir şekilde sağlanması gerektiği vurgulandı. Dava Türkiye'nin de yakın takibindeydi. Lahey Adalet Divanı'ndan çıkan bu karar İsrail'in aslında beklemediği bir karar oldu. Biz beklediğimiz neticeyi aldık. Yeterli mi? Yeterli değil. Şimdi bunu çok daha genişletmenin gayreti içerisindeyiz. İsrail'in katliamları sürdürmesi üzerine Uluslararası Adalet Divanı 28 Mart'ta ek ihtiyati tedbir kararı aldı. Filistinliler korunan grup olarak nitelendirildi. Filistinlilerin haklarının güvence altına alınması istendi. İsrail iki tedbir kararını da uygulamadı. Dava divanda esastan görülmeye devam ediyor. Uzun yıllar alabilecek sürecin sonunda divan, İsrail'in Gazze'deki katliamlarının soykırım suçu olarak tanınması talebine ilişkin kararını verecek. Sevgili seyirciler, Uluslararası Adalet Divanı Birleşmiş Milletler'in en üst düzey yargı organı. Divanın başlıca görevi devletlerin kendisine getirdiği hukuki uyuşmazlıkları çözmek. Uluslararası Adalet Divanı'nın yetkileri neler? Kararları bağlayıcı mı? Bu soruların yanıtlarını içeren haberi getiriyoruz ekranlarınıza. Soykırım, savaş suçları, uluslararası hukuk ihlalleri. Bu suçlarla ilgili karar vermek Uluslararası Adalet Divanı'nın yetki alanında. Divan 1945 yılında kuruldu. Birleşmiş Milletler'in en üst düzey yargı organı olan divanın merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde.
temel görevi, devletlerin kendisine getirdiği hukuki ihtilafları uluslararası hukuka uygun bir şekilde çözmek. Divan sadece devletlerin getirdiği konulara bakıyor ve davalarda sadece devletler taraf olabiliyor. Mahkemede bir devletin diğer bir devlete açtığı davanın konusu devlet dışı çıkarlar da olabiliyor. Bireyler, sivil toplum kuruluşları, şirketler ya da diğer özel kuruluşlar divanda bir davanın tarafı olamıyor. Hukuki konularda danışman görüşü bildirmek de divanın görevleri arasında. Ancak bu görüşü sadece Birleşmiş Milletler isteyebiliyor. Ve konuların kendi organları ve faaliyet alanları ile ilgili olması gerekiyor. Devletlerin ise böyle bir hakkı bulunmuyor. Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile Güvenlik Konseyi tarafından ortaklaşa seçilen 15 hakimden oluşuyor. Divanın giderleri de Birleşmiş Milletler tarafından karşılanıyor. Uluslararası Adalet Divanı bugüne kadar Srebrenica katliamı, Arakanlı Müslümanlara yönelik suçlar ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi önemli dosyalara baktı. Divan son dönemde Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı soykırım davasını görüşüyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı kararlar bağlayıcı. Ancak bu kararların uygulanmaması durumunda herhangi bir yaptırım yetkisi bulunmuyor. Evet, Türkiye'nin İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma talebi son derece önemli bir adım. Sevgili seyirciler, yıllardır Filistin halkının yanında Ankara. İşte bu desteğini sadece söylemleriyle değil, eylemleriyle de ortaya koydu, koyuyor. Türkiye, İsrail zulmünün devam ettiği Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran ülke konumunda. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da mazlum Filistin halkının yanında yer almaya devam edecektir. Tarih 24 Eylül 2019. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünde söylediği bu sözler, Türkiye'nin Filistin'e olan desteğinin bir ifadesiydi. Türkiye, Filistin Devleti 15 Kasım 1988'de bağımsızlığını ilan ettiğinde Filistin'i tanıyan ilk ülkelerdendi. O tarihten bu yana Filistin'in tanınmasına yönelik adımlar atmakla kalmadı. İsrail ablukasının kalkması için de uluslararası baskıyı arttırdı, bunu her platformda yineledi. Türkiye uzun yıllardır 7 Ekim öncesinde de ama özellikle son 20 yılda hakikaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde Filistin meselesini sadece İsrail-Filistin konusunun tartışıldığı platformlarda değil, tüm uluslararası organizasyonlarda ve Türkiye'nin izlediği tüm dış politika hamlelerinin içinde aslında savunan bir aktör haline geldi. Türkiye, yıllardır bombalanan Filistin'in imarı içinde elinden gelen her türlü katkıyı sağladı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA, Türk Kızılayı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD önderliğindeki kalkınma projelerine destek verdi. Sağlık, tarım, teknik yardım, kültürel mirasın korunması, su temini, okul ve polis eğitimi gibi alanlarda yoğunlaştı. Ve hastaneler. Gazze'de İsrail'in saldırıları sebebiyle hizmet veremeyen Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin inşaatı 2017, donanımı ise 2019 yılında TİKA'nın desteğiyle tamamlandı. Türkiye hala Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran ülke konumunda. 7 Ekim'den bugüne 13 uçak ve 9 gemi, 1477 ton temiz su ve 46.692 ton malzeme Filistinlilere ulaştırıldı. 429 hasta da tedavi için Türkiye'ye getirildi. Tek başıma kalsam da Filistin halkının sesi olmaya devam edeceğim. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin hassasiyetini bu sözlerle dile getirmişti. Desteği sürdü, sürüyor Türkiye'nin. Atılan son adım son derece önemli. Biraz önce aktardık. İsrail'le karşı Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasına Türkiye müdahil olacak. Deniz Aslan bizi bekliyor. Dışişleri Bakanlığı'nda Türkiye'nin attığı bu adım, bu karar son derece önemli. Senden bir değerlendirme isteyelim. Hem bu adımı değerlendir bize, hem de bundan sonraki sürece ilişkin neler yaşanacak, neler söyleyebilirsin? Coşkun Özen, haberlerimizi dile getiriyoruz. Az önceki haberimizde de dile getirdik. Türkiye,
İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de o yaşanan insanlık dramına hiçbir zaman seyirci kalmadı. Gazze'deki mazlumların yükselen sesi oldu Türkiye. Attığı adımlarla gerek ikili görüşmeler gerek uluslararası platformlarda her fırsatta vurgulandı. İsrail'in bu soykırımına bir an önce son vermesi bölgede barışın tesisi için. Türkiye kıymetli adımlar attı dedik. O kıymetli adımlara bir yenisi eklendi. 29 Aralık'ta hatırlayacak olursak Güney Afrika Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine soykırım davası açmıştı. Bu soykırım davasına ilişkin yargılama süreci de devam ediyor. Türkiye bu yargılama sürecinin de yakinen takipçisiydi. Ancak Türkiye aldığı bir kararla bu adımı bir ileri seviyeye taşıma kararı aldı. Davaya müdahil olma kararını ifade etti. Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi bu çarpıcı açıklama dün. Hakan Fidan hem süreci değerlendirdi hem de atılması gereken adımlara ilişkin de bir bilgilendirme yaptı. Hakan Fidan Türkiye'nin attığı bu adımla Uluslararası Adalet Divanı'nda sürecin doğru işlemesini temenni ettiklerini söyledi. Türkiye'nin sürece müdahil olma çalışmalarının da uzun süredir devam ettiğini söyledi. Hukuki çalışmalarında, hukuki nezdindeki çalışmalarında yakın zamanda tamamlanacağını söyledi. Hakan Fidan'ın mesajları çarpıcıydı. İsrail'in vicdanlarda yargılandığını, bu yargılamanın hukuki boyutta da olması gerektiğini söyledi ve Türkiye'nin yanı sıra başka ülkelerin de bu davaya müdahil olmasını temenni ettiklerini ifade etti. Bu hususta da müttefiklerimizle neler yapabiliriz? Bunlar için de çalışmalarımız devam ediyor dedi. Tabii haberlerimizde dile getiriyoruz. Bir taraftan barışın tesisi için orada gayret gösteren Türkiye'nin başını çektiği ülkeler var. Ancak her gün kötü, üzücü haberler de alıyoruz. Türkiye'nin atmak istediği bu adıma karşı nasıl bir süreç işleyecek bu saatten sonra? Bundan oldukça önemli. Divan şartının 63. maddesine dayanarak Türkiye'nin bir başvuru yapması bekleniyor. Peki ondan sonra ne olacak? Türkiye'nin başvurusu Uluslararası Adalet Divanı tarafından kabul edilirse Türkiye soykırım sözleşmesinin nasıl yorumlanacağına dair söz hakkına sahip olmuş olacak. Coşkun Özen. Deniz Aslan'dan aldık bilgileri. Son derece önemli bir adım. Türkiye Filistin'e desteğini her platformda dile getirmeye devam ediyor. Son derece önemli adımlar bunlar. Sevgili seyirciler, İsrail Gazze'ye insani yardım girişi için Erez sınır kapısını açtı. İsrail güçleri Filistinlere yönelik saldırılarını ise sürdürüyor. Uluslararası yardım kuruluşları aylardır Gazze'nin kuzeyine yardım ulaştırılması için Erez sınır kapısının açılmasını istiyordu. İsrail 7 Ekim'den bu yana ilk kez sınır kapısını açtı. Kapının her gün açık olacağı açıklandı. Erez sınır kapısından Gazze'ye günde 500 yardım kamyonunun girmesi bekleniyor. İsrail güçlerinin saldırıları ise sürüyor. Nuseyrat mülteci kampının kuzeyindeki Muraka bölgesiyle Zehra kentine düzenlenen hava saldırısında 7 Filistinli katledildi. Yaralanan 5 Filistinli de hastaneye kaldırıldı. Gazze'de İsrail ordusunun saldırılarında öldürülenlerin sayısı 34.596'ya yükseldi. Sevgili seyirciler, İsrail katliamının sürdüğü Gazze'de zor şartlarda görev yapan Pakistan asıllı İngiliz cerrah Cüneyt Sultan kısa süre önce İngiltere'ye döndü. Doktor Sultan, tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlilerin acı çektiğini söyledi. İngiliz doktor, Gazze'deki gözlemlerini TRT muhabiri Zeynep Er Yılmaz'a anlattı. Gazze şeridindeki hastaneler aylardır İsrail kuşatması ve saldırısı altında. Gazze'nin Han Yunus kentindeki Avrupa Hastanesi onlardan biri. Hastane saldırılara rağmen çalışmayı durdurmadı. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bir ekip bu hastanede görev aldı. Ekipte yer alan Pakistan asıllı İngiliz cerrah Cüneyt Sultan 2 hafta boyunca o hastanede çalıştı. Kısa süre önce İngiltere'ye dönen Sultan gözlemlerini TRT Haber'le paylaştı. He was shot with a bullet in his left groin. Bir çocuk sol kasığından kurşunla vurulmuştu. Ağrı kesici ve anestezi eksikliği nedeniyle aşırı acı ve ıstırap içindeydi. Hastaneye ulaşabilenleri kurtarmayı başardı. Ağrı kesici, anestezi ve antibiyotik yoktu. Bunlar çok ama çok acı verici anlardı. Doktor Sultan, Gazze'de İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle insanların temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun olduğuna dikkati çekti. İnsanlar duş alamıyor, temizlenemiyor. Her türlü hijyen sorununu yaşıyorlar. Uzun bir kuyruk gördüğümde bu kuyruğun ne olduğunu sormuştum. İnsanların bir tuvaleti kullanabilmek için ortalama 2 saat beklediğini söylediler.
Doktor Sultan, Refah'a olası bir kara saldırısının ve Avrupa Hastanesi'nin işgal edilmesinin Filistinliler için daha büyük bir felaket olacağına vurgu yaptı. İngiliz doktor, uluslararası kamuoyu ve liderlerin Gazze'de yaşanan acılara bir an önce son vermesi gerektiğini belirtti. Biraz önce aktardık haberimizde, Gazze'ye insani yardım girişi için İsrail Erez sınır kapısını açtı. Sevgili seyirciler, 7 Ekim'den bu yana kapalıydı kapı. Mücahit Aydemir muhabir arkadaşımız tam da o noktada Erez sınır kapısında. Önemli bir gelişme insani yardımların Gazze'ye girişi açısından. 7 Ekim'den bu yana İsrail girişlere izin vermiyordu. Alalım mı senden son bilgileri, gelişmeleri? Evet, İsrail Gazze'deki soykırımını 209 gündür sürdürüyor ve dün İsrail ordusundan bir açıklama geldi ve Gazze'nin en kuzeyindeki Erez sınır kapısının açıldığı duyuruldu. Ancak bu Gazze'ye yönelik yardımların artacağı anlamına gelmiyor. Neden? Çünkü aslında bu Rafah'a düzenlenecek olan korkulan senaryonun bir işareti aslında. Çünkü Rafah 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinli'ye ev sahipliği yapıyor ve Gazze şeridinin en güneyinde bulunuyor. Yani şu anda yardımların ağır aksak girdiği Kerem Ebu Salim kapısına komşu olan Gazze'nin en güneyindeki kent durumunda Rafah ve 1,9 milyon yerinden edilmiş Filistinli'nin, Gazze'linin tam 1,5 milyonuna ev sahipliği yapıyor. İsrail aylardır ve özellikle son haftalarda Rafah'a yönelik bir kara operasyonunun, kara saldırısının büyük bir insani felakete yol açacağı noktasında İsrail'e uyarılar yapılıyor uluslararası çevrelerden. Hatta buna İsrail'in katliamlarına en büyük desteği veren ABD yönetimi de dahil. Bunun Rafah'ta yaşanacak olan insani felaketin boyutlarının tasavvur edilemez derecede olacağı söyleniyor. Çünkü 1,5 milyon insan çok küçük bir alanda yaşıyor durumda. Derme çatma çadırlarda çok zor koşullarda yaşıyorlar. Ve bu insanlara yardımlar normalde Kerem Ebu Salim kapısından gidiyor en güneydeki. Dolayısıyla aslında Erez kapısının tam da bugünlerde açılması demek, İsrail yönetiminin Rafah'a operasyon düzenleyeceğiz açıklamasının üzerine geldi ve bu da demek oluyor ki aslında en güneyde şu an yarım da olsa, aksak bir şekilde de olsa aktif olan Kerem Ebu Salim kapısının bypass edilmesi demek, Erez kapısının açılması demek. Çünkü biri en güneyde, diğeri en kuzeyde ve güneyde İsrail bir kara saldırısına gireceğini ilan etti. Uluslararası tüm uyarıları dikkate almadan buna karşılık Bu saldırıları düzenlemekte ısrarcı görünüyor İsrail yönetimi. Dolayısıyla gözümüz kulağımız Rafah'ta olacak diyebiliriz. Öte yandan dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirdi ve ziyaretin açıklanan konularından en önemlisi insani yardımların Gazze'ye girişiydi. Aynı zamanda ABD'nin İsrail'in olası bir Rafah operasyonuna karşı tepki açıklamaları da yine geliyor. Ancak İsrail bunları dediğimiz gibi dikkate almadan Rafah'a bir kara operasyonu düzenlemeye tamamen kararlı görünüyor. Nitekim Başbakan Netanyahu da bunu açık açık belirtmiş ve bir rehine takası anlaşması konusunda bir anlaşma sağlansa da sağlanmasa da Rafah'a gireceğiz dedi. Dolayısıyla gözümüz Rafah'ta olacak. Rafah'ta düzenlenecek olan olası bir büyük bir insani felakete yol açacak olan kara saldırısında olacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Evet, Mücahit Aydemir Erez'den bildirdi sevgili seyirciler. İsrail'in katliamı karşısında, soykırımcı İsrail karşısında küresel vicdanın sesi olduğu üniversiteliler, gençler. Amerika Birleşik Devletleri'nde sevgili seyirciler, Filistin'e destek hareketinin merkezi haline gelen Kolombiya Üniversitesi'ne yapılan baskında polis 300 kişiyi gözaltına aldı. Öğrencilere sert müdahalede bulundu polis. Gazze dayanışma kampını dağıttı. Bölgede gerginlik devam ederken TRT ekibi Kolombiya Üniversitesi çevresinde nabız tuttu. Polisin sert müdahalesine maruz kaldılar, sürüklendiler, itildiler. Amerika Birleşik Devletleri üniversitelerindeki protestoların simge noktası olan Kolombiya Üniversitesi'nde 300'ün üstünde öğrenci gözaltına alındı. Olayın yankıları sürerken TRT haber ekibi bölgedeki son gelişmeleri yerinde görüntüledi. Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük polis operasyonlarından birinin gerçekleştiği Kolombiya Üniversitesi'nde
Güvenlik önlemleri yine has safhada. Olası yeni protestolara karşı bölgede polisin bekleyişi devam ediyor. Birçok arkadaşı gözaltına alınan Kolombiya Üniversitesi'nin Hindistan asıllı öğrencisi Süleyman, elindeki polis dışarı yazısıyla sessiz protestosunu sürdüren isimlerden biri. İlk tepkinin buraya hadi polis çağıralım olması gerçekten umut kırıcı. Bu defa sanırım burada polisi tutmak istiyorlar. Çünkü onlar öğrencilerin birbirleriyle konuşma ihtimaline güvenmiyorlar. Oldukça gergin geçen son birkaç günde polisten sonra okul çevresinde yer alan en büyük grup gazetecilerdi. Kolombiya Üniversitesi'ndeki operasyon ve üniversitelerdeki protestolar Amerika Birleşik Devletleri'nin de en önemli gündem maddelerinden biri. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki televizyon kanalları operasyonun ardından da bölgedeki canlı yayınlarını aralıksız devam ettirdi. 1968 yılında Kolombiya Üniversitesi'nde Vietnam Savaşı karşıtlarının liderlerinden olan yaşlı bir kadın da 56 yıl sonra aynı noktaya geldi. Öğrencilere verdiği Filistin özgür olmalı mesajı sosyal medyada büyük yankı buldu. Evet, Amerika'da öğrencilerin gösterileri sürerken Gazze'li çocuklardan da sevgili seyirciler teşekkür mesajları geldi. Silahların gölgesinde yaşayan çocuklar binlerce kilometre ötede haklarını savunan büyüklerine işte böyle pankartlar hazırlayarak teşekkür ettiler. Teşekkürler öğrencilere, Gazze için ayakta duran insanlık adına. Son derece önemli. Tabii küresel vicdanın sesi oldu dedik o gençler. Filistin'e destek gösterileri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversitelerde dalga dalga yayılıyor. Polis kamp kuran Fordham Üniversitesi öğrencilerini dağıtmaya çalıştı. New York'ta kampüslerdeki gösteriler sokaklara taştı. Ülke genelindeki öğrenci protestolarına polis müdahalesiyle tansiyon yükseldi. İsrail'in Filistin'deki katliamlarına tepki gösterilerine Amerika Birleşik Devletleri'nde bir üniversite daha katıldı. New York'taki Fordham Üniversitesi öğrencileri okul bahçesine çadırlar kurarak Gazze ile dayanışma kampı kurdu. Polis göstericilere müdahale etti. New York şehrinde sokaklar da hareketli. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehri son dönemlerin en büyük katılımlı gösterilerinden birine ev sahipliği yaptı. Protestocular hem İsrail'in soykırımını kınadı hem de gözaltına alınan yaklaşık 300 Kolombiya Üniversitesi öğrencisine destek çıktı. Missouri eyaletindeki Washington Üniversitesi'nde de polisle göstericiler karşı karşıya geldi. Polis bazı göstericilere sert müdahale etti, gözaltına aldı. Wisconsin Madison Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek kampında da tansiyon yükseldi. Göstericileri dağıtmaya çalışan polis de öğrenciler arasında arbede çıktı. Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyeleri başkent Washington'daki George Washington Üniversitesi'ndeki kampı ziyaret etti. Çadırların kaldırılmasını isteyen Cumhuriyetçilere öğrenciler tepki gösterdi. Cumhuriyetçi bir üye Filistin bayrağını indirmeye çalıştı. Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi'nde de Filistin'e destek gösterileri sürüyor. Kampüste güvenlik önlemleri artırıldı. Yüzlerce polis kampüse girdi. Öğrenciler polisin ilerlemesini durdurmaya çalıştı. Üniversitenin San Diego kampüsünde de Filistin'e destek kampı kuruldu. Chicago'daki DePaul Üniversitesi öğrencileri de Filistin'e destek gösterilerine başladı. Amerika Birleşik Devletleri şu anda tarihin yanlış tarafında tek başına duran bir firavun durumunda. Bu ifade sevgili seyirciler Amerikalı eski yetkililere ait. Eski ABD Başkanı Obama döneminde farklı pozisyonlarda görev alan 250'den fazla yönetici Başkan Biden'a mektup yazdı. Gazze'de acil ateşkes için derhal harekete geçilmesi ve İsrail'e desteğin sona ermesi çağrısında bulunuldu. Washington'un İsrail'e desteğine bir tepki de Amerikalı eski yetkililerden geldi. Obama döneminde farklı pozisyonlarda görev yapan 250'den fazla üst düzey isim Başkan Biden'a mektup yazdı.
Amerikalı eski yetkililer kaleme aldıkları mektupta Biden yönetimine Gazze'de acil ateşkes için derhal harekete geçmesi çağrısında bulundu. Mektupta İsrail'in Gazze'deki savaşını soykırım olarak gören ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunan demokrat seçmenin büyüyen çoğunluğunu göz ardı ediyorsunuz uyarısı yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri şu anda tarihin yanlış tarafında tek başına duran bir firavun durumunda ifadeleri kullanıldı. Eski yetkililer, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e silah desteğinin koşulsuz şekilde devam ediyor olmasının çok üzücü olduğunu belirttiler. İsrail'e yardımların durdurulması ve uluslararası hukuka uygunluğun aranması gerektiğini vurguladılar. Biden yönetiminin bu şekilde devam etmesi durumunda 5 Kasım'daki seçimi kaybedebileceği uyarısında bulundular. Sadece Amerika'da değil sevgili seyirciler, dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerde Gazze'ye destek gösterileri düzenleniyor. İngiltere, İspanya, Kanada, Venezuela'da öğrenciler İsrail'in Gazze'deki katliamına tepki göstermek için meydanlara çıktı. Gazze'ye destek için yürüdüler, özgürlük çağrısı yaptılar. Üniversitelerdeki protesto eylemleri dalga dalga yayılıyor. Venezuela'da üniversite öğrencileri Gazze'lilerle dayanışma gösterisi düzenledi. Üniversitelerimizde katledilen insanlar için, katledilen çocuklar için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Tüm dünyayı Filistin halkı için sesini yükseltmeye ve kalıcı bir adıma katkı sağlamaya çağırıyoruz. Kanada'da McGill Üniversitesi'nde eylemler devam ediyor. Kampüs bahçesinde kamp kuran öğrenciler üniversitelerinin İsrail'e destek vermesine tepki gösterdi. McGill suç ortağı olan şirketlere çok para yatırıyor. Filistin'de Gazze'deki soykırıma, silah üretimi yapan şirketlere ve bir öğrenci olarak paraların bu kadar şiddet içeren bir şeye harcanmasına karşı çıkıyorum. Eyleme öğretim üyeleri de destek verdi. Burada İsrail düşmanlığına sıfır tolerans var. İçeride protesto yapan Yahudi öğrenciler, Yahudi profesörlerimiz var. Dolayısıyla antisemitizmle ilgili her türlü tartışmanın kötü niyetle yapıldığını açıkça belirtin. Kanada'daki British Columbia ile Toronto Metropolitan Üniversitesi öğrencileri de Gazze'deki soykırımı protesto etti. Göstericiler, Kanada üniversitelerinin İsrail'le bağlantılı şirketlerle ilişkilerini sona erdirmesini istedi. Protestolara İngiltere'deki üniversiteler de katıldı. Ülkenin farklı bölgelerindeki üniversitelerde öğrenciler Gazze'ye destek için kamp kurdu. İspanya'daki Valencia Üniversitesi öğrencileri de kampüste çadırlar kurarak gösteri düzenledi. Suriye'nin İdlib kentinde de öğrenciler İsrail'e tepki göstermek için bir araya geldi. Evet, Türk dünyasından gelişmelerle devam edeceğiz. Avrasya gündemine Kazakistan tarihinin en büyük afetlerinden biriyle karşı karşıya, ülkenin özellikle kuzey bölgelerinde etkili olan sel yüzünden on binlerce kişi tahliye edildi. Türk dünyası da Kazakistan'ı yalnız bırakmadı, bırakmıyor. Bu kapsamda Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yekebulan Sapiyev'i ziyaret etti. Görüşmede afet bölgesine yapılacak yardımlar ele alındı. İlk günden itibaren Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımız acılarını paylaşmak için mevkidaşını aradı ve destek talebinde bulundu. Ancak o dönemde Sayın Tokayev uluslararası bir yardım çağrısına ihtiyaç olmadığını ifade ederek kendi imkanlarıyla çalışmalara başladılar. Buna rağmen Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye'den bazı sivil toplum kuruluşları ve Kazakistan'da yerleşik Türk firmaları da ellerindeki imkanlarla bu sıkıntılı günde Kazakistan'daki etkilenen kardeşlerimize destek olmanın gayreti içinde oldular. Bu ziyaretimiz burada yaşanan büyük sel felaketi ve taşkın dolayısıyla bir kez daha
bizi iken gelerek geçmiş olsun dileklerimizi iletmek, dayanışmamızı göstermek amaçlıdır. Sevgili seyirciler, Azerbaycan Türk Devletleri Ekonomik Forumu 2024 adlı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Forumu Fatih Avanos takip ediyor. Yanında forum konuşmacılarından milletvekili Cevanşir Fevziyev var. Fevziyev önemli bir isim. Yeni kurulan Azerbaycan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dostluk Grubu Başkanı aynı zamanda. Şimdi biz de Bakü'ye dönelim. Foruma dair ayrıntıları ve son gelişmeler alacağız. Fatih Avanos ve kıymetli konuğundan. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk devletlerinin nümayendeleri, temsilcilerinin katılımıyla bir iktisat forumu gerçekleşti. Bir forum düzenlendi ve forumun ardından da bu noktada önemli, kıymetli bir konuğumuz var. Azerbaycan milletvekili Sayın Cevanşir Fevziyev. Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı. Sayın vekilim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş gördük. Bu gibi teşebbüsler önemli. Burada yine iki ülke alakalarını, Türk devletlerinin alakalarını aslında inkişaf ettirmek için her alanda, iktisat başta olmak üzere bir gayret görüyorum. Tedbiri nece değerlendirirsiniz? Hangi meseleler bu noktada değerlendirildi? Tedbir Türk Devletleri Teşkilatı'nın ilk iktisadi forumudur ve Türk devletlerinin iktisadi alakalarının, münasebetlerinin yakınlaştırılmasına ve möhkemlendirilmesine hizmet edir. Ve bu oldukça önemli ve hal-hazırki şəraitdə Türk devletlerinin siyasi müstəvidə bir-birinə yakınlaşmasının hızlandığı bir zamanda iqtisadi ekonomik ilişkilerimizin daha da canlandırılmasına bir ehtiyac var. O yüzden bu forum düşünürüm ki Türk devletlerinin iqtisadi məkanının birləşdirilməsində, vahid iqtisadi güc mərkəzinin yaradılmasında öz rolunu oynayacak. Efendim, siz aynı zamanda Türkpan'ın bir üzvüsünüz, üyesisiniz. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri için çok gayret eden, her zaman çalışan bir isimsiniz. Ama bir de güzel bir sorumluluk daha üzerinize yüklendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasında dostluk grubu başkanısınız. Yıllardır bir özlem, bir hasret var. 60 yılı aşkın süredir bir o noktada mağduriyet var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yok sayılması var. Ama Can Azerbaycan ilk o önemli somut adımları atmaya başladı. Neler söylersiniz? Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin yarım əsrdən çox devam eden bu asılı vəziyyətdə, qeyri-müəyyən vəziyyətdə yaşaması elbette bütün Azerbaycan Türklerini de her zaman rahatsız etmiş. Bugün artık bölgemizde olan problemler, xüsusilə Qarabağ Savaşı sona çatdıqdan sonra biz artık o imkanlar elde etmişik ki, Kuzey Kıbrıs kardeşlerimizin taleyiyle bağlı, onların siyasi taleyiyle bağlı öz sesimizi dünyanın bütün kürsülərindən qaldıra bilək. Və ilk növbədə bunun üçün Azərbaycan Milli Məclisi səviyyəsində ilk addımımızı atmışıq. Milli Məclisdə Kuzey Kıbrıs və Azərbaycan arasında parlamentolar arası işçi qrupunun, dostluq qrupunun yaradılması haqqında qərar qəbul olunub və çox şadam ki, çox xoşbəxtəm ki, həmin qrupun başqanı mənəm və çox tezliklə Kuzey Kıbrıs'a səyahət edəcək, səfər edəcək, oradakı həmkarlarımızla görüşəcək və amma bu işlər təkcə Azərbaycan və Kuzey Kıbrıs arasında deyil, bütün Türk Cumhuriyyətləri ilə Kuzey Kıbrıs parlamentosu arasında qısa bir zamanda ələ alınacaq və bizim ən ümdə vəzifəmiz və kəndi üzərimizə götürdüyümüz öhdəliyimiz Kuzey Kıbrıs Türklərinin dünyanın bütün uluslararası platformlarında olsun, siyasi, ekonomik platformlarında onların haklarını müdafiə etmək və Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyətinin və nəhayət həm siyasal olaraq, ekonomik olaraq bağımsız bir devlet kimi tanınmasına nail olmaq. Peki o iyul gibi galiba Temmuz ayında değil mi? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nı da davet etti Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev. O da zannediyorum bu alakaların ilk somut adımlarından biri olacak. Şüphesiz dediğiniz gibi bir iki ay sonra Türk devlet başkanlarının sammiti geçirileceği Azerbaycan'da ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin prezidenti Sayın Ersin Tatar'ı da bu meclise davet edip ve bu ilk defa olacak ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin prezidenti diğer Türk devletlerinin prezidentleriyle aynı masada oturacak ve bu hem de dünyaya bir mesajdır. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Yanımıza konuk oldunuz. Çalışmalarınıza başarılar, uğurlar diliyorum. Teşekkür ederim. Bütün Türk halkına uğurlar arzuluyorum. Sağ olun. Evet, Azerbaycan
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve aynı zamanda TÜRKPA üyesi Milletvekili Sayın Cevanşir Fevziyev yayın konuğumuzdu. Bakü'de dediğimiz gibi İktisadiyat Forumu gerçekleşiyor. İlk defa gerçekleşiyor. Konuşmacılar arasında Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Doçent Doktor Cahit Bağcı da vardı. İş insanları vardı. Bütün üye ülke, Türk Devletleri üye ülkelerinden temsilciler vardı. Yani öz cümle şunu ifade edebiliriz. Türk Devletleri arasındaki o ilişkilerin, alakaların gelişmesine yönelik gayretler, çabalar devam ediyor. Daha güzel haberlerle inşallah yine birlikte olmak dileğiyle Bakü'de son notlar bu şekilde. Sözü yeniden size bırakalım. Fatih Avanos'a konuğu Sayın Fevziyev'e teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, Özbekistan'a gideceğiz. Şimdi Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'nun açılışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Mirziyayev ülke ekonomisinin gelişmesinde öncü sektörleri açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz da Özbekistan'da forum kapsamında o da bir konuşma gerçekleştirdi. Notları alacağız Taşkent'ten Şahrukbek Alimov'dan. Evet Coşkun Özen, bu sene üçüncüsü başlayan Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'nun açılışına Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de katıldı ve konuşma yaptı. Konuşmasında Özbekistan ekonomisinin son durumu ve gelişim süreçlerini anlattı. Örneğin geçen sene Özbekistan ekonomisinin %6 oranda arttığını, enflasyonun da %9'lara kadar indiğini belirtti ve bu yönde Özbekistan'da döviz ve altın fiyatlarının sabit tutulduğunu ve yatırımcılar için gayet iyi bir ortam hazırlandığını dile getirdi. Özbekistan ile enerji sektöründe ve vergiler sektöründe hukuk alanında birçok değişimler yaptığını Cumhurbaşkanı Mirziyayev kaydetti. Örneğin özelleştirme kanunu ile birlikte devlete ait olan 1000'e yakın bina ve inşaatın satışa çıkartıldığını ve bu yönde işletmelerin ve yabancı yatırımları çekerek yeni firma ve üreticilerin ortaya çıkması sağlanacağını belirtti. Bunun dışında dediğimiz gibi enerji alanında şu anda 28 büyük çaplı projenin hayata geçirilmek üzere çalışmaları sürdürüldüğünü ifade etti. 2030 yılına gelindiğinde ülkenin enerji üretim kapasitesi 20 gigawatta çıkartılması yönünde çalışmalar sürdüğünü ifade etti. Genel hedef bu yatırım fuarından Özbekistan'a yatırımcıları teşvik etmek, Özbekistan'da yatırım imkanlarının ve yatırımcılara verilen imkanların tanıtılması konusunda önemli bir etkinlik. Dediğimiz gibi bu sene üçüncüsü gerçekleştiriliyor ve bu sene için 93 ülkeden 2500'den fazla büyük holdingler ve şirketlerin yöneticileri, sahipleri Özbekistan'da şu anda bulunuyorlar. İki gün sürecek bu forum kapsamında birçok toplantı ve etkinlikler, ikili görüşmeler ve diğer türlü toplantılar gerçekleştirilmesi ve Özbekistan'ın bu yöndeki ekonomideki ve yatırımdaki imkanları ve potansiyelleri tanıtılması hedefleniyor. Bu forumun açılışına birçok önemli konuklar da vardı. Malumunuz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da şu anda Özbekistan'da bulunuyor ve iki günlük ziyaret kapsamında bu forumun açılışına da katıldı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev'den hemen sonra ikinci konuşmacı olarak kısa bir konuşma yaptı ve Özbekistan'ın bu süreçte reform ve dönüşümleri sağlayan çok az ülkelerden biri olduğunu ifade etti ve bu dönüşümlerin gelecekte sonuçlar vermesiyle birlikte Özbekistan'ın daha fazla yatırım geleceği konusunda fikirlerini ifade etti. 2030 yılı stratejisinin de ortak bir şekilde hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdüreceğini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ifade etmiş oldu. Dediğimiz gibi iki gün sürecek bu forum ve bu forum kapsamında Özbekistan'ın hem özel hem devlet ve diğer uluslararası teşkilatların çalışmaları ile birlikte Özbekistan'da yeni yatırım imkanlarının, yeni yatırım potansiyelinin tanıtılması hayata geçirilecek ve önümüzdeki dönemlerde yeni şirketler ortaya çıkacağını da umut ediyoruz diyerek sözü Taşkent'ten size bırakalım. Evet, önemli bir forum. Taşkent'ten ayrıntıları paylaştı bizimle Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz da Özbekistan'da. Şahrukbek Alimov'dan aldık notları. Sevgili seyirciler, Kazakistan'a gideceğiz şimdi. Önemli bir haber için Kazakistan'ın devlet kanalı İpek Yolu TV 1 Mayıs'tan itibaren Türkçe yayınlarına başladı. Detaylar için hemen dönelim Caner Salıbay'a. Güzel bir haber. Türkçenin yayılması, gelişmesi son derece önemli. Türkiye'ye, Türkçe'ye yatırım yapan kazanır diyerek sana verelim sözü. Yayınlar başladı. İlk tepkiler nasıl? Senden alalım mı ayrıntıları?
Evet Coşkun Özen, bugünkü bağlantımızı güzel bir haberle başlayalım. Kazakistan'ın İpek Yolu TV kanalı Türk seyircileriyle buluşuyor. 1 Mayıs'tan itibaren kanalın Türkçe yayını başladı. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Televizyon ve Radyo Kompleksi yapısı altında faaliyet gösteren kanal, Kazakistan'ın ilk uydu televizyon kanalı olarak biliniyor. Ve halihazırda Kazakça, Rusça, Özbekçe, Kırgızca ve İngilizce yayın yapan kanal artık Türkçe yayına da başladı. İpek Yolu kanalının yabancı izleyicilere sunduğu içerikler sanat, kültür ve turizm alanlarındaki programlardan oluşuyor. Aynı zamanda analitik programlar, belgesel ve eğitim projeleri de akışlarında yer alacak. 16 Ekim 2002 yılında yayın tarihine başlayan kanal bugün de Kazakistan'ın yüksek reytinglere sahip olan kanallar arasında yer alıyor. 16 Kasım 2017 yılında Kazakça, Rusça ve İngilizce çok dilli yayın tarihine geçti ve Kırgız dilinde 2018 yılının Mayıs ayından itibaren ve aynı yılın Kasım ayında da Özbek dilinde yayın yapmaya başladı ve 1 Mayıs'tan itibaren söz konusu kanal da Türkiye'deki seyircilerine içeriklerini sunacak ve Türk dünyasına seslenecek. Öte yandan Türk dünyasındaki işbirliği farklı alanlarda da devamını buluyor. Taşkent'te yapılan Uluslararası Yatırım Forumu çerçevesinde Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan Enerji Bakanları bir araya geldi ve ortak anlaşmaya imza attı. Anlaşma çerçevesinde enerji alanındaki işbirliğini güçlendirme hedefleniyor. Aynı zamanda katılımcıların teknik ve ekonomik açıdan en uygun çözümü hazırlayarak Hazar Denizi dibinde ve diğer ülkelerin topraklarından yüksek voltajlı bir kablo döşeme projesi de söz konusu anlaşma çerçevesinde hayata geçirilecek. Hazar Denizi'nin dibine kablo döşenmesi Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan arasındaki enerji sistemlerini birbirine bağlayacak. Kazakistan Enerji Bakanı Almasadam Satkaliyev açıklamada bulundu ve yeni anlaşma çerçevesinde uluslararası iletişim koridorların genişletilmesi ve Avrupa Birliği ülkelerine satışın daha da artırılmasının da öngörülmekte olduğunu belirtti diyelim. Ve sözü tekrar size bırakalım. Caner Salıbay'dan aldık bilgileri Kazakistan'dan. Sevgili seyirciler, şimdi İzmir'e götüreceğiz sizi. İzmir'de Turan Film Festivali düzenleniyor. Festivale 77 ülkeden 1055 başvuru yapıldı. Türkiye'den 158, Azerbaycan'dan 47, Kırgızistan'dan 31, Kazakistan'dan 21, Özbekistan'dan 15, Türkmenistan'dan 10 film katılım gösterdi. O noktaya İzmir'e gidelim biz de şimdi. Muhabir arkadaşımız Fatih Sabuncu tam da o noktada yanında konuyla bu önemli festivali değerlendirecek bize. Evet, şu an önemli bir film festivalindeyiz. İlki düzenlenen Turan, Uluslararası Turan Film Festivali. Burada senin de belirttiğin gibi 1000'in üzerinde film gösterisi, yani 77 ülkeden 1000 üzerinde film başvuru yaptı ve aslında önemli bir amacı var. Türk dünyasından ülkelerden ağırlıklı olarak gelen filmler bunlar. Azerbaycan var, Kırgızistan arasında. Tabii ben konunun detaylarını çok da uzatmadan konuğumla konuşacağım. Yanımda İK Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Ersan var. Hemen dönmek istiyorum hocam. Önemli bir festival düzenliyorsunuz. Bir de ilkini yapıyorsunuz ve çok ciddi bir katılım oldu. Siz neler söylersiniz? Amacı nedir özellikle bu festivalin? Evet, teşekkür ederim. Uluslararası Turan Film Festivali ilk kez düzenleniyor. Tabii bu ilk kez düzenlenen Uluslararası Turan Film Festivali'nin gerçekten çok büyük hedefleri var, önemli hedefleri var. Bunları şu şekilde ifade edebilirim, özetleyebilirim. Türk devletleri ve topluluklarının sinema sanatçılarını, yönetmenlerini ve yapımcılarını bir platformda bir araya getirmek, Türk halklarının özellikle sinema sanatı alanında yakınlaşmasını sağlamak, Türk kültürünün dünya kamuoyunda daha geniş kitlelere ulaştırılmasına vesile olmak, sinema diliyle, sinema sanatı vesilesiyle yine sinema yapımcılarının birbirleriyle olan yakınlaşmasını sağlarken yine ortak projeler üretilmesine vesile olmak bizim önemli amaçlarımız arasında sayılabilir. Çok kısaca detaylarından da alayım, teknik olarak hangi alanlarda ödüller verilecek, kısaca onu da alayım. Şimdi önce şunu söyleyeyim, biz Uluslararası Turan Film Festivali olarak programı belirledik ama burada Türk devletlerinin
Türkiye devletlerinin dışında da dünyanın bütün coğrafyalarından bu festivale başvuru oldu. Yani toplam 77 ülkeden 1055 ayrı film bu festivale başvuruda bulundu. Kurgu, animasyon ve belgesel alanlarında yetkin jüriyelerimizin belirlediği filmler birincilik ödülünü aldı. Burada her ülkenin, Türkiye üye ülkelerden Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan'ın birincisi seçildi. Onun dışında Türkiye üye Türk Cumhuriyetlerinin dışındaki ülkelerden de onların filmlerinden de bir birinci seçti jürimiz. Onun dışında bu alanda Türk kültürüne hizmet eden, yaptıklarıyla sinema sanatına, Türk kültürüne, sanatına hizmette bulunan, katkıda bulunan alanlarda da kişilere prestij ödülleri teklif edilecek. Onun dışında şunu söyleyebilirim, bu 2000 devam edecek olan festival süresince film seçkileri, söyleşiler, sergiler ne bileyim konserler olacak. Yarın akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde ödül töreni düzenlenecek. Orada ilgili bütün sinema severleri, sanat severleri, bütün İzmirlileri bugün Ege Üniversitesi kampüsünde düzenlenen bu festivale, açılış törenine, daha sonraki film gösterilerine davet ediyorum. Yine yarın akşam saat 19'da başlayacak olan ödül törenine İzmirli sanat severleri, sinema severleri davet ediyorum. Evet, Turan Film Festivali'nin yarın ödül töreni düzenlenecek ve ödüller de belirlenen alanlarda sahipleriyle buluşacak diyelim. Söz tekrar size aktaralım. Fatih Sabuncu'ya, değerli konuğuna biz de teşekkür ediyoruz. Son derece önemli. Birincisi düzenleniyor. Turan Film Festivali Türk dünyasından özellikle sinema filmlerini, o güzel eserleri buluşturuyor bu yarışma ve festival. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin görsel ve işitsel hafızası Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT 60. yaşını Ankara'da özel bir programla kutladı. TRT Genel Müdürü Mehmet Sait Sobacı'nın ev sahipliğindeki programa İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT'nin ekran yüzleri ve çok sayıda davetli katıldı. İletişim Başkanı Altun, TRT'nin Türkiye iletişim modelinin en önemli taşıyıcısı olduğunu söyledi. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı da TRT'nin Türkiye 100 yılı vizyonunun temsilcisi olarak dünyaya adil bir vizörden anlattığını belirtti. TRT ailesi Ankara'da bir araya geldi. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı'nın ev sahipliğinde Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun 60. kuruluş yıl dönümüne özel gala programı düzenlendi. Geceye İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT çalışanları, TRT'nin sevilen yüzleriyle çok sayıda davetli katıldı. İletişim Başkanı Altun, TRT'yi Türkiye'nin en güçlü ve en etkili yayın organı olarak niteledi. TRT bugün Türkiye iletişim modelimizin taşıyıcı unsurlarından, sütunlarından biridir. Ve bu vasfıyla TRT, öyle inanıyorum ki, hak ve adalet eksenli iletişim ve medya kültürümüzü en doğru şekilde Türkiye yüzyılında taşımayı sürdürecektir. İnanıyorum ki TRT, iletişim ve medya sektörünün mevcut ve muhtemel eğilimlerini belirlemeye devam edecektir. Fahrettin Altun, TRT'nin habercilikten animasyona, dizilerden sinema filmlerine güçlü içerikler ürettiğini söyledi. TRT bunu yaparken sadece ulusal alanda, yine konvansiyonel medyanın sınırları içerisinde de kalmamış, aynı zamanda yetkin bir uluslararasılaşma ve dijitalleşme sürecini de hayata geçirmiş, bu süreçleri de yönetmiştir. Uluslararasılaşma ve dijitalleşme, bana göre bu iki kavram TRT'nin son dönemine damgasını vuran iki önemli, iki kritik kavramdır. Altun, TRT'nin 41 dil ve lehçede yaptığı yayınlarla küresel bir medya markası olduğunu da ifade etti. TRT, batılı medya organlarının üzerine örttüğü veya görmezden geldiği hemen her konuda uluslararası topluma doğru bilgileri yerinde ve zamanında ulaştırma mücadelesi vermektedir. TRT gibi kurumlarımız, üniversite öğrencilerinin, akademisyenlerin, İsrail'in soykırımına karşı uluslararası alandaki ayaklanmasını
bütün dünyaya anlatmaya çalışmaktadır. Bu çok değerli bir çabadır. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı da TRT Türkiye'nin işitsel ve görsel belleğidir dedi. 60 yılda yaşanan başarılara dikkati çekti. Kumandaların ve gönüllerin bir numarasındaki yerini ilk günden itibaren koruyan TRT, bugünlere dönüşerek, büyüyerek ve güçlenerek geldi. Kurumumuz yalnızca üretmekle kalmadı, aynı zamanda yayıncılığın geleceğine dair söyleyecek sözü olanlar için yeni kapılar araladı. Bugün itibariyle her anı başarılarla dolu 60 yılı geride bırakmanın, bu ihtişamlı maziden elde ettiğimiz birikimi yayınlara aktaracak projeleri hayata geçirmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sobacı, TRT'nin yayınlarıyla Türkiye'nin vizyonunu 7 kıtaya ulaştırdığını belirtti. Kamu yayıncısı olarak ülkemizi hakkıyla temsil ediyoruz dedi. Türkiye Yüzyılı vizyonunun yayıncılıktaki temsilcisi olarak artık sadece Türkiye'yi dünyaya, dünyayı Türkiye'ye anlatmıyoruz, aynı zamanda dünyayı dünyaya adil bir vizörden anlatıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin küresel ölçekte verdiği daha adil bir dünya mücadelesine medya alanında elimizden gelen tüm katkıyı vermek için gayret sarf ediyoruz. Sobacı, TRT'nin dünyanın en önemli ve saygın yayın kuruluşlarından biri haline geldiğine de dikkati çekti. TRT ailesi olarak başarılarımızla yetinmeyecek, TRT hem bellektir hem gelecek şiarımızla kurumumuzun varlık sahasını genişletmeyi ve etki alanını güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Mazlumların hakkını korumak, onurlu mücadelelerine omuz vermek, suçluların değil haklıların sesinin duyulmasını sağlamak için güçlü yayın, güçlü etki vizyonumuzla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'la TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı konuşmaları öncesinde TRT 60. yıl özel sergisinin açılışını yaptı. TRT 60. yıl sergimiz hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah. TRT kanallarından da canlı yayınlanan gala programı renkli görüntülere sahne oldu. Halk oyunu gösterileri yapıldı. Birbirinden özel eserler TRT izleyicileriyle buluştu. Derdine bıraktın beni. Yarim için İslam'a, yarim İslam yakışı. TRT sanatçıları TRT'nin 60. yılı için bestelenen marşı da programda seslendirdi. İstanbul, Ankara ve İzmir'in sembol yerlerinde de TRT'nin 60. yaşının heyecanı vardı. Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve 1915 Çanakkale köprüleriyle Atakule, Ankara Kalesi ve İzmir Saat Kulesi TRT'nin kırmızı rengiyle ışıklandırıldı. Evet kıymetli izleyicilerimizle birlikte nice nice yıllara diyerek biz de Avrasya gündemine noktayı koyduk. Bugün yarın aynı saatte. Dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle biz karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.